Seyirciler, şimdi isterseniz sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkileyen bir çip krizi var, ondan bahsedelim. Çünkü çip krizi ülkelerin kendi ekonomilerini de etkileyeceğe benziyor. Nasıl etkileyecek? Çünkü araba üretilemiyor. Pek çok Fransa gibi, İtalya gibi, Türkiye gibi ülkelerde araba üretimi neredeyse durmak üzere. Küresel bir çip tedarik sorunu konuşuluyor. Bir anlamda üretim zincirleri sarsılıyor. Çip krizinin en çok etkilendiği alansa otomotiv demiştim. Pandeminin başından bu yana üretimde 10 milyondan fazla araçlık bir kayıp olduğu da şimdiden söyleniyor. Otomobil fiyatlarındaki artışın sebebi çip krizi mi? Ne zaman çözülecek? Gelin isterseniz bunları da bir bilene soralım. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam şu anda karşımızda. Albert Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Otomotiv üretimindeki aksaklığın sebebi sadece çip mi acaba? Ne düşünüyorsunuz? Otomotivdeki aksaklığın ilk önce boyutunu ve adını koymak lazım. 2019 senesinde yaklaşık dünya çapında 95 milyon araç üretilirken pandemiyle bu rakam 75-76 milyona düşmüştü. Herkesin beklentisi 2020'nin son çeyreğinde pandeminin etkilerini azalarak en azından 2019'a yaklaşan 90 milyonun üzerinde araç üretimlerinin olacağıydı. Fakat tedarik zinciri COVID-19 döneminde çok ciddi anlamda etkilendi ve bilmediğimiz sorunlarla karşılaştık. Hep söyleniyor, otomotivde kavramlar değişiyor, oyunun kuralı değişiyor. COVID-19 süresince fark ettik ki sadece oyunun kuralları değil, oyuna dahil olanlar otomotivin alışmış olduğu 100 senelik kurallarını da bilmiyorlar. En önemli şey tedarik zincirinde alışılmış 100 senelik bazı kanunlar vardı. Ana sanayi siparişlerini azaltsa bile belli bir miktarda stoklu üretmek veya kapasitelerin belli bir kısmını olabilecek artışları karşılamak üzere her zaman hazır tutmak. Çip olayında ki en önemli şu anda kamuoyunda en çok bilinen otomotivdeki araç üretimini engelleyen sorunların başında gelmekte. Burada çip üreticileri otomotivdeki siparişler gecikince diğer sektörlerdeki siparişleri karşılama yoluna gittiler. Bunu yaparken tabii ki şunun da altını çizmek lazım. Otomotivin dünyadaki çip üretimindeki payı değişik rakamlar veriliyor ama %10 mertebesinde yani çok düşük. Dolayısıyla bu firmalar otomotiv kültürünü nüfuz etmiş firmalar değil. Bir de bunun yanında çeşitli kaygılarla ve küresel biraz da trendler diyeceğim nedeniyle üretimde çok hızlı değişikliklere ve kısıtlamalara gidildi. Örneğin Çin'de enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımı azaltıldı ve bu da elektrik üretimini ciddi anlamda düşürdü. Dolayısıyla bazı madenlerin işlenmesi için gerekli olan enerji de olmadığından dolayı burada kısıtlamaya gidildi. Bakın en son şu anda Avrupa'nın gündeminde magnezyum var. Magnezyum aynen bahsettiğim şekilde yüksek enerji kullanılarak ancak sanayide kullanılabiliyor. Örneğin alüminyumla alışım haline getirerek ancak alüminyum kullanılabiliyor. Şu anda Çin'deki hükümetin enerji konusundaki kısıtlamalara gitmesi nedeniyle son birkaç aydır magnezyum üretimi olmadı ve çok yakın gelecekte çip krizinin yanında otomotivde magnezyum krizini de yaşayacağız. Bu esasında tamamen bir ardışık olarak birbirini etkiliyor. Domino etkisi oluyor. Bir ham madde olmadığında bir sonraki proseste aksamaları oluyor. Bunun neticesinde de ne yazık ki 2021 beklenen hedeflerden çok uzak. Hatta 2022 de 2021'den daha zor geçecek gözükmekte. Peki çip krizinde dünyada son durum ne? Yani bunun bir tek biz çekmiyoruz. Herkes sanırım benzer bir sorunla karşı karşıya şu anda. Çip krizinde sorun devam etmekte ve tüm tahminler 6-7 ay evvelinde bunun 2022'nin ilk çeyreğinde yeni 7 adet çip üretim tesisinin devreye girmesiyle ortadan kalkacağı yönündeydi. Ne yazık ki bu tablo, bu takvim ötelenmiş durumda. Devreye girse bile bu tesisler
2023'e sarkacağı gözükmekte bu sorun. Sizce bu çip krizinin otomobil fiyatlarının artışında etkisi nedir? Yani yüzde verseniz ne dersiniz mesela? Dünyada her türlü girdinin maliyeti artmakta. Bu sadece ham madde olarak kısıtlı değil. Enerjinin maliyetleri de birim fiyat olarak, döviz olarak artmakta. Şu anda bildiğiniz üzere çip krizinden veya diğer parçaların tedarikinde yaşanan sorunlardan dünyada araç bulunamaması gibi bir sorun söz konusu. Hatta ikinci el araç fiyatları birinci el yeni araçların liste fiyatlarını geçmiş durumda. Bu dünyada genel olarak durum böyle. Tedarik zincirindeki bozulma iki şekilde. Bir, maliyetler artmış durumda, enerji maliyetleriyle bağlantılı olarak veya bulunabilirlik olarak maliyetler artmış durumda. Yani basit bir arz talebi karşılayamayınca arz fiyatlarda bir artış var. Bir de parasını ödeseniz bile temin edemediğiniz çip gibi, magnezyum gibi daha evvel hayatımızda gidişatını takip etmediğimiz girdiler etkiliyor. Dolayısıyla bunlar da bir araya geldiğinde fiyatlar artıyor. Sizce bir normalleşme en yakın zaman ne zaman olur? Yani yakın bir zamanda görüyor musunuz? Bu kriz nasıl bitecek? Çip sorununu önümüze yatırdığımız zaman esasında en basit çözümü çip üretebilecek fabrikaların devreye girmesi. Ama konu o kadar da basit değil. Öğrendik ki bu problemi yaşayarak çip üretimi için gerekli olan litografi makinelerinin imalatçıları da çok kısıtlı. Hatta şu anda hem sayısal kısıtlı hem de kapasiteleri kısıtlı. Yani bir ülke şu anda kapasitesini çip üretimine geçmek istese bile en az 3 ila 5 sene bu makine üreticilerinde termin süreleri var. Dolayısıyla bu krizin sadece yatırımla çözülmesi mümkün değil. Biraz daha sakinleşilmesi gerekiyor. Çünkü ortada bir panik havası var. Bu panik havası şu anda çip temin edilemediğinden dolayı tüm çip ihtiyacı veya çip kullanan firmalar imalatçılara siparişlerini misli misli yığmış durumdalar. Onlar da çip imalatçılar da bu terminleri yakalama tarihlerini sürekli öteliyorlar. En son Tayvan'daki en büyük imalatçı 2024'ün sonuna kadar şu anki siparişlerle dolu olduğunu deklare etti bile. Burada biraz daha sakinleşilmesi lazım. Ve mesela magnezyum krizinde Avrupalı tedarik sanayicileri, dernekleri bir araya gelerek hükümet temsilcilerine Çin ile bir çözüm bulunması konusunda masaya oturtulması konusunda davet ettiler. Benim düşüncem ancak çipte de bu tip yani bir durumu dondurup masaya bütün paydaşların oturup karar vermesi lazım. Yoksa herkes ihtiyacından daha fazla olan çipin tedarik edilmesinin peşinde koşarsa ne yazık ki demin bahsettiğim 2024'te kadar bu sorunla yaşamak zorunda kalabiliriz. Albert Bey çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler.